Kıymetli şehit yakınları ve değerli konuklar. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü ve 18 Mart şehitleri anma günü nedeniyle Bolu Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Koronavirüs önlemleri nedeniyle bu yıl anma etkinliklerinin arasında salon programı yer almadı. Protokol şehitlikte düzenlenen anma etkinliğinde şehitlerin mezarına karanfil bıraktı ve şehitler için dua etti. Bolu Şehitliği'nde düzenlenen anma programına Bolu Valisi Ahmet Ümit, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Yavuz Çankaya, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bolu Şube Başkanı Sami Yıldız, İl Müftüsü Orhan Genç ve kurum müdürleri katıldı. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü tören programını arz ediyorum. Garnizon Komutanlığı tarafından organize edilen 18 Mart Şehitler Günü Anma Programı, Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin Atatürk Anıtı'na çelenkleri sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Garnizon komutanlığınca görevlendirilen Piyade Yarbay Koray Torun günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi. Çanakkale Zaferi dünya tarihinde bir dönüm noktası yaşandığı, Yüce Türk ulusunun kahramanlık ve fedakarlık doruk noktasına ulaştığı bir mücadele ve azmin destanı olmuştur. Türk ordusunun Çanakkale'de vermiş olduğu bu büyük mücadele sadece dünya tarihi üzerinde yarattığı büyük etkiyle değil, Türk Harp Sanatı'nın uygulanış tarzı, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ön plana çıkardığı kahramanlar ve askeri deyalar, Türk askerinin doğasında bulunan insani değerin muharebe sahasına tezahürü bakımından da dünya harp tarihinde örnek olmuştur. Yüce ulusumuzun gücü, saygınlığı, onuru, huzuru, bağımsızlığı ve istikbali şehit kavramında gizlidir. Garnizon komutanlığınca görevlendirilen Piyade Yarbay Koray Torun'un konuşmasının ardından Vali Ahmet Ümit şehitlik defterini imzaladı. Şehitlik defterinin imzalanmasından sonra Bolu İl Müftüsü Orhan Genç şehitler için dua okudu. وَتُبْ عَلَيْنَا يَا مَوْلَانَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Senin huzurunda, şehitlerin huzurunda ellerimizi açtık, sana yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridir fakat siz anlayamazsınız. Amin, amin sesleri eşliğinde sana yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Şehitlikte yapılan programın sonunda şehit mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı ve dualar okundu. Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü ve şehitleri anma günü programı şehitlikteki törenin ardından sona erdi.